Sonra yatağıma gidip uyudum. Rüyamda karanlık bir şey gözlerini kıpkırmızı, ağzı yanağına kadar açık bana geliyordu. Sonra uyandım, sabah olmuştu. Duvarda öleceksin yazıyordu. O andan itibaren bir şeyin beni her an izlediğini düşünüyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Paranormal Olaylar serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bana dediğim gibi arkadaşlar DM'den yaşadığınız paranormal olayları gene atın demiştim arkadaşlar. Ve siz de yine Instagram'dan DM'den bana attınız arkadaşlar. Bu bölümde yine sizin yaşadığınız en korkunç, en tüyleri diken diken edici hikayeleri sizlere anlatacağım. Ve bu bölümde yine harbiden haddinden fazla korkacağız gibi geliyor arkadaşlar. Her neyse, videoya geçmeden önce bu videonun, bu serinin devamını hala istiyorsanız videoya like atmayı sakın unutmayın. Bir de kanala abone değilseniz abone olursanız mükemmel olur. Bir de arkadaşlar dediğim gibi sizin de hikayenizin anlatılmasını istiyorsanız Instagram'a gidip Ceyhanlar da yazın çıkarım. Instagram'a gidip beni takip edip sonra DM'den bana mesaj olarak yaşadığınız en korkunç paranormal olayı atarsanız sizin de hikayenizi okuyabilirim arkadaşlar. Her neyse, şimdi videomuza başladık. İlk sıradaki arkadaşımızla başlıyorum arkadaşlar şimdi anlatmaya. İlk arkadaşımızın ismi Cemre alttan tire YSR isimli bir arkadaşımız. Bir gün gece 2.30 gibi karnım acıktı ve kalktım. Buzdolabına baktım. Bir tane derisi soyulmuş inek kafası vardı. Sonra çok korktum ve buzdolabını kapattım. Ne oluyor lan? Korkunç bir şey ha. Tekrar açınca hiçbiri yoktu. Daha sonra bir bardak su içip yattım. Sonraki gün akşam yemekteydik. Ve bir an her yerimin kanadığını hissettim. Vücuduma bakınca musluktan su akar gibi kan akıyordu. Ama annemler hiçbirisini görmüyorlardı. Daha sonraki günlerde bir hocaya gittik. Bana sana musallat olmuşlar dedi. Çok korktum. Sonra aynı hoca beni iyileştirdi. Gerçek. Harbiden korkunç bir olay. Ben de inşallah beni yemiyorsun diye bir mesaj yazmışım ama harbiden sonra konuştuk ve harbiden gerçekten yaşanmış bir öykü galiba arkadaşlar. Allah kolaylık versin bu arkadaşımıza. Harbi çok ürkütücü bir şey. Düşünsenize öyle bir şey yaşadığınızı. İnsan kafayı yer arkadaşlar. Allah kolaylık versin herkese. İnşallah kimseye de böyle bir hal vermez Allah yani. Her neyse, hızlı geçeceğim arkadaşlar her zamanki gibi. Hepinizi okumak istiyorum çünkü genel olarak. Şimdi sıradaki arkadaşımız da arkadaşlar benim kardeşim. O da DM'den atmış bana. Ben de madem onunkini de bir okuyan dedim arkadaşlar. Ayşenur var ya, video falan çekmişti geçmişte. Onun da Instagram ismi Yanardağ Ayşenur arkadaşlar. Şimdi okuyorum. Paranormal bir olay anlatacağım. Canım istiyor yazmış. Bir gün ben uyurken saat 3-4 civarı falan. Bir an uykudan uyandım. Daha sonra çok sıcaklamaya başladım. Ve başka bir yatağa yatmaya gittim. Daha soğuk diye ardından yatağa yattığımda kapıda açıktı. Oradan bana doğru bakan bir şey gördüm. O ne diye yaklaştığımda kollarını iki yana açarak salona doğru gitti. Çok korkmuştum. İçimden bağırıyordum. Salona gittiğimde hiçbir şey yoktu. Daha sonra koşarak yatağa girdim ve yorganı kafama kadar çektim ve uyumaya çalıştım. Ben de kesin doğrudur diye yazmışım da. Hiç bize anlatmadı böyle bir şeyi ama yaşadıysa korkunç bir şey. Böyle bir şey yaşamak istemem. Eve gidince söyleyeyim bakalım yaşamadım bunu, bir teyit edem ondan. Her neyse arkadaşlar. Gene geçiyorum. Öbür hikayemizi anlatalım arkadaşlar. Sıradaki yazan arkadaşımızın ismi Seramik Termal isimli bir arkadaşımız. Instagram ismi. Abi, akşam kuzenim bize gelmişti. Evde sadece kuzenimle ben vardım. Saat gece 3-4 gibi terledim ve uyandım. Kuzenimi başucumda anlamadığım bir şeyler derken gördüm. Sonra bir korktum ama herhalde uyur gezerdir dedim ve kuzenimi elinden tutup odasına götürüyordum. Tam odaya geldiğimde kuzenim yataktaydı ve ben o korkuyla kuzenimi yataktan çıkarıp dışarı çıkardım. İçeri girdiğimizde hiçbir şey yoktu ve biz o gece sabaha kadar uyumadık. Ani korkursan okursam sevinirim falan yazmış. Şimdi kuzeni gelmiş, bunun uyurken başında anlamadığı bir şeyler söylüyormuş. Bu da uyur gezer diye koluna tutup yatağına götürecek. Ama kuzeni aslında yatakta yatıyor. Koluna tuttuğu şey başka bir şey. Allah korusun, çok korkunç bir şey harbiden. Dehşet korkunç bir şey yani. Öyle bir şey... Oğlum ay neyse, düşünmesi bile ürkütücü arkadaşlar. Allah kimseyi vermesin böyle şeyler. Harbi korkunç şeyler. Her neyse, sıradaki arkadaşımızı okuyacağım arkadaşlar şimdi. Arkadaşımızın ismi ateş.kil.ateş Instagram ismi.
Bir nefes alayım oğlum, başıma oksijen gitmiyor beyni. Dedem 4 yıl önce ölmüştü. Ben, annem, kardeşim ve diğer akrabalarım dedemin mezarına gitmiştik. Ve kardeşim ağaçlara el sallıyordu. Ve annem kime el sallıyorsun dedi. Kardeşim dedem orada bana el salladı. Ben de ona el sallıyorum dedi. Ben kardeşimin küçük olduğundan dolayı sadece bir şeyler gördüğünü sandım. Kafaya takmadım ama dedemin mezarını her ziyaret ettiğimizde her ziyaret ettiğimiz gün kardeşimi ağaçların arkasında dedem var. O orada diyordu. Yaklaşık bir yıldır mezarına gitmiyorum. Gidince Gidince kardeşim tekrar dedem ağaçların arkasında diyecek mi? Ama hala bu konuyu kafama takmıyorum. Abi bu gerçek, bir dahaki peşe falan filan. Olabilir, bunları inkar gelmem. Çünkü küçük yaştaki çocuklar böyle, ya 0-5 yaş grubunda mesela çocuklara bazı şeyler görünebiliyor arkadaşlar. Onlar daha böyle sabi sübyan, daha günahsız oldukları için o tür şeyler gözükebilir. İnanabilirim. Korkunç bir olay değil bence bu. Ama olabilir, olabilecek bir şey. Her neyse. Sıradaki arkadaşımızın hikayesini anlatmaya devam edelim arkadaşlar. X_Selen_07 Instagram ismi. Abi bundan 5 ay falan önce arkadaşımla geziyorduk. Sonra birinin takip ettiğini fark ettik. Bir evin bahçesine saklandık. Sağa döndüğümde bir kadın namaz kılıyordu. Ben merak edip yanına doğru gittim. Arkadaşım gitme dedi. Ama gittim. Sonra siyah bir gölge, sakın ona dokunma dedi. Arkadaşım da korktuk ve oradan hemen uzaklaştık. Bir daha o evin yakınından bile geçmedim. Sonra ben anneme söyledim. O evde üç harfliler musallat olmuşlar. O eve kimse giremiyormuş dedi. Oğlum korkunç bir şey ha. Yaklaşmayalım, çarpılırsınız. Ağzınız yüzünüze mi olur? Orada ismini söylemiş de ben üç harfli demek istedim. O kelimeyi pek kullanmaktan hoşnut değilim. Böyle yerler varsa bilindik falan arkadaşlar, hiç kendinizi tehlikeye atmayın. Belki hurafedir ama gerçek de olabilir. Hiç kendinizi tehlikeye atmayın, girmeyin öyle yerlere. Başınıza bela almayın yani. Buradan bana bir tavsiye olsun yani size. Öyle yani. Sıradaki arkadaşımızı okuyacağım arkadaşlar şimdi. İsmail Erenkay.37 Instagram ismi. Okuyorum. Abi benim paranormal olayım. Ben gece susamıştım. Suyumu içip yatağıma giderken salonda bir ses, öleceksin diye bir ses geldi. O sesi duyduktan sonra ben o sesten sonra bağırdım. Annem geldi, bana inanmadı. Sonra yatağıma gidip uyudum. Rüyamda karanlık bir şey, gözlerini kıpkırmızı, ağzı yanağına kadar açık. Bana geliyordu. Sonra uyandım, sabah olmuştu. Duvarda öleceksin yazıyordu. O andan itibaren bir şeyin beni her an izlediğini düşünüyorum. Oğlum korkunç bir şey ha. Gözleri kırmızı, ağız yanaklarına kadar, düşünseniz öyle bir şey gördünüz. Allah korusun. Kolaylık versin Allah karşım sana. Harbiden ürkütücü bir olay. Başım ağrıdı, harbi söyleyeyim. Okumaktan başım ağrıdı. Nefes çok hızlı okuyorum ya, hızlı hepinizi okuyam diye. Beyni oksijen gitmiyor, böyle bir dönüyor bazen başım böyle. Her neyse, sıradaki arkadaşımızı da okuyayım. BTS, BTS alttan tire Park Jimin Türkiye. Bir gün okulda arkadaşımla çok kötü bir olay yaşadık. Ve arkadaşım dedi ki ben intihar edeceğim. İnanmadım. Ertesi gün öldüğünü duyduk ama intihar etmemiş. Biz bilmiyorduk, evine gittik, annesine sorduk. Dedik ki kızınız ölmüş. Nasıl öldü diye annesinin de gözlerinden kan akmaya başladı. Gerçekten korkudan kaçıyorduk ve arkadan o intihar etmedi, ben ettirdim dedi. O günden sonra arkadaşımın evinden uğultular gelmeye başladı. Bu ne oğlum? Kardeşim beni yiyor mu bilmiyorum ama böyle gerçek mi bu olay mı bilmiyorum ama çok korkutucu bir şey lan. Adam gidiyor böyle bir şey mi olmuş diye annesine soruyor. Anasının gözlerinden kan gelmeye başlıyor. Ve o intihar etmedi, ben ettirdim diyor. Çok ürkütücü bir olay. Allah korusun harbiden. Çok korkunç bir şey yani. Her neyse arkadaşlar, sıradaki hikayeye geçiyorum. Sıradaki hikayeyi de bir fan sayfam yazmış arkadaşlar Instagram'dan. Cihan Yanardı alttan tire fan diye. Okuyorum onun hikayesini şimdi. Abi benim olayım şuydu. Abim ve benim bulunduğu bir ranza vardı. Ben alt kattaydım. Telefonla video izliyordum. Saat 3 civarlarındaydı. Sonra ranzanın üstünden bir şey düştü. Baktım kırmızı bir şeydi. Bana üst kattan bakan birini gördüm. Çok garip bir yüzü vardı. Ve bana dedi ki Bismillahirrahmanirrahim de diyerek bana fısıldıyordu.
İyice korkmuştum. Sonra ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim. Sonra o şey yok oldu. Çok fazla korkmuştum. Abimi uyandırdım. Sonra o da bana dedi ki, beni korkutamazsın böyle. Şaka komikti dedi. Ben yapmadım dedim. O günden beri beni odanın kapısından biri bekliyor. Abi biraz uzun oldu ama oku falan demişti. Bu da ürkütücü bir olay. Harbi böyle takipçilerim arasında harbiden çok korkunç olaylar yaşayanlar var arkadaşlar. Harbiden Allah kolaylık versin, gerçek seviyor bunlar. İnanıyorum sizin yalan söylemeyeceğinizi düşünüyorum. Sıradaki hikayeyi anlatacağım arkadaşlar şimdi. Bunu kimse yazmadı şimdi anlatacağım şeyi. İnternetten gördüm ve korkunç bulduğum için size anlatmak istedim arkadaşlar. Bir hikaye. Kısa, fazla uzun değil, onu da bir anlatayım. Belki ezberlersiniz falan da, böyle ortam falan olur arkadaşlar. Böyle arkadaş ortam falan. Hikayeyi anlatırsınız. Muhabbet döner yani, her neyse anlatayım. Ameliyathaneden çıkan doktor 4. kattaki ofisine inmek için asansöre bindi. Yanında bir de hasta vardı. Asansör 8. kata gelip durdu ve kapıları açıldı. Asansör kapısının önünde küçük bir çocuk dikiliyordu. Aşağı mı iniyor diye sordu çocuk. Doktor çocuğa dikkatlice süzdü. Doktor çocuğu dikkatlice süzdü ve cevap verdi. Hayır, yukarı çıkıyor. Düğmeye bastı ve asansörün kapıları kapandı. Yanındaki hasta doktora dönüp sordu. Neden çocuğun bizimle birlikte asansöre binmesine izin vermedin? Aşağı iniyorduk zaten. Doktor dedi ki, çocuk çoktan ölmüştü. Geçtiğimiz gün lösemi yüzünden hayatını kaybetti. Ölü olduğunu nereden çıkardın diye sordu hasta. Sol bileğindeki mavi bilekliği görmedin mi? Ölenleri morga götürülmeleri için mavi bileklikle işaretlerlerdi dedi doktor. Benimki gibi mi yani dedi hasta bilekliğini doktora göstererek. Oğlum bak şu an var ya, tüylerim diken diken oldu, diken diken. Adam ölü diye, hayalet diye onu almadı. Yanındaki hasta da aslında ölü. Çok korkunç bir olay. Adam o anda o lafı duyduğu anda çıldırır. Korkudan çıldırırsın yani. Her neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. İnşallah bunu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların, bu serinin devamını hala istiyorsanız videoya like atmayı sakın unutmayın. Bu videoya en az 5000 like gelmesi lazım serinin devamı için. Bir de kanala abone değilseniz abone olursanız mükemmel olur. Bir de beni Instagram hesabından takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sizin de hikayenizin anlatılmasını istiyorsanız beni Instagram'dan takip edip DM'den bana mesaj olarak yaşadığınız en korkunç olayı bana atarsanız sizinkini de okuyabilirim arkadaşlar. Instagram ismim Cihanar'da. Her neyse. Şimdi bir dahaki bölümleri görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye bye.